Son yıllarda birçok insanda ne görülmeye başlandı? Ve hatta bunu daha da dile getirilir hale geldi. Bunlarla ilgili uluslararası bildiriler yayınlandı. Beyin tümörleri, beyin kanserleri. Beyin kanserlerinin insidansındaki artış ile toplumda karşılaştırıldığı zaman cep telefonu kullanımında bir artış olduğu görüldü. Cep telefonunda bildiğimiz radyasyon yok. Yani normal şartlarda işte bizim şu hayatımızda kullandığımız işte X ışınları dediğimiz, röntgen çektiğimiz, tomografi çektiğimiz, radyoterapi yaptığımız radyasyondan bahsetmiyoruz. Radyo radyasyondan bahsediyoruz. Aslında radyo frekans dalgalarının bir özelliği var. Suyu ısıtıyor. Bedenimizin yüzde kaçı su? Çok büyük bir oranı su. Şimdi nasıl ısıttığına hep birlikte bakalım. Ee, bu Özel ısı haritaları geliştirildi. Ya artık termal kameralar var. İşte vücudunuzun herhangi bir yerine koyduğunuz zaman ne kadar ısındığını size gösterebiliyor o termal imajlar, görüntüler. Konuşmadan önce baktığınız zaman yüz ısısı oldukça normal. Herhangi bir problem yok. Damarların geçtiği bölgeler yani boynumuzda şah damarının olduğu bölgede bir ısı artışı. Kulağımızın hemen önünde yine nabız aldığımız, temporal arter dediğimiz bölgede yine kanın yüzeyel olarak seyretmesi ve orada bir ısı artışı. Bir de frontal lob yani alnımız e, e, her zaman için normale göre birazcık daha sıcaktır. Orada bir ısı artışı görüyorsunuz normalde. Ama telefonla konuştuğunuz zaman, telefonla konuştuktan 15 dakika sonra alınan bir ısı haritasında neredeyse bir yanık oluşmuş kadar bir ısı artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi diğer bir görselimiz daha var. Aslında ne kadar ısıttığını ve çocuklarda neden uzak tutulması gerektiğini önemli şeylerinden bir tanesi. Şimdi erişkin telefonla konuştuktan sonra kulağında ve kulağının hemen bitişindeki ilk yanak içerisinde veya ilk kafanın içerisinde temporal bölgede bir ısı artışı var beyinde. 10 yaşındaki çocukta bu ısı artışı Beynin orta hattını geçtiğini görüyoruz. Beynin yarısını ısıtabildiğini görüyoruz ve 5 yaşındaki bir çocuk eğer telefonla konuşuyorsa, yanağına telefonu tutuyorsa neredeyse kafasının tamamında bir ısı artışı olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de şu. Şimdi bir erişkin kafatasına baktığınız zaman bir erişkin kafatasında kemikler oldukça sağlam yapıya sahip. Yani işte belli bir dokusu var. Şöyle bakın. Ondan sonra sizlere de göstereyim. Oldukça sağlam. Bir genişlik var yani burada. Ama çocuklarımızın kemikleri nasıl? İçi daha çok havayla dolu, daha ince, daha zar gibi, daha kırılgan, değil mi? Daha iletken. Aynen öyle. Daha iletken. Ve hücreler içerisindeki su miktarı daha fazla. En son haber noktacom